İkisinin arasında biliyorsunuz Şahan'la Cem Yılmaz arasında ciddi bir rekabet var. Evet. Ve bu gişede Şahan her seferinde Cem'i geçiyor. Yani ciddi açık ara geçiyor hem de baktığı asfaltı zaman. Asfaltı ağlatıyor Cem'in tabiriyle. Yani. Pardon. Özellikle Cem'in son dönem filmlerinde bir sıkıntı var yani. Var. Hani tabii ki yine yüksek rakamlar hani 1800'ler. Eskisine göre değil. İki, evet eskisine göre değil. En son film daha düşük. En son bir filmde oynadı. Şu Ali Baba'yı mı diyorsun? Yüceler diyorsun. Ali Baba iğrenç yani. Ali Baba'dan sonra da yine bir yerde daha oynadı. İzledin mi Ali Baba? O iftarlık gazoz. Yok hiç iftarlık gazoz. İftarlık gazoz onun filmi değil. Onun filmi değil. Bir şey söyleyeceğim. O iftarlık gazoz var ya. İftarlık gazoz var ya. Ne kadar ağladık biz evet, ya. Evet Ege halkına selamlar olsun efsane yazmış. Ne kadar ağladık bak hıçkıra hıçkıra yani. Onun oyunculuğunu konuşturduğum yani. Yani efsane evet. Hele o çocuk oyuncu efsane. Hele Cem Yılmaz bambaşka bir Cem Yılmaz'dı. Hani ben zaten Cem Yılmaz'ı çok severim hep bilirsiniz ama ne? Hani bunun sevmemle alakası yok. O başka bir şey. Hiç alışım, alışık ama olmadığımız çok enteresan, bir Cem Yılmaz'dı. Cem'in oynadığı filmlerin içerisinde gişesi en düşük olan o film oldu. Çünkü arzının dışında ya. Filmi ben söyleyeyim. Şimdi aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bunları getireceğiz ekrana da. O şey Cem'in filmi değil. O Cem oyuncu oldu orada sadece. Oynadı abi işte. Ona ya bakmam ki oyuncu kim oyuncu olarak bakıyorsun. Arkadaşlar ama zaten. Diğerlerinde hem yapımcı hem hiç önemli değil. Film sektöründe star kimse sahnede perdede izleyici giden adam. Ben filme giderken yönetmenini bilmez, yapımcıyı bilmez. Ya şu yönetmenin filmine gidiyorum demez. Cem Yılmaz'a gider. Şunu şimdi soruyorum sana mesela. Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinin yönetmenin adını bilemeyiz. Bilemesin. Evet. Eto çekiliyor. Bu bizim ayıbımız aslında bilmemiz lazım toplum olarak. Eto yıkıyor geçiyor. Diriliş yıkıyor geçiyor. Anne geldi bunların yönetmeni kim, yapımcısı kim bilmiyoruz. Başrolde kim varsa, o kim oynuyorsa perde için, ringin içinde ona bakarız. Mesela dün anne reytingleri... Talan yapmış ya. Evet. Evet. Mesela bir kesim diyor ki hatta dün işte biz bu kızlarla oturduğumuzda onu konuştuk. Maç vardı. Maç doğru. Olduğu için de Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ın da şeyi seyircisi erkek kesim doğru. Olduğu için maçtan dolayı bu reytingin olabilmesi normal. Asıl bir sonraki hafta ne gelecek onu doğru merak söylüyor. Ediyoruz diye bir şey konuşuyor. Ama yemin ediyorum Gülşah'ta magazinci oldu diye helal olsun. Yıllardır ya Allah biz çorla yatağı. Ratinglerle yatıp kalktığımız için bir proje ilk bölümünde ilk yüzde ikinci çıkıyorsa geçmiş olsun. Yani. Aynen, aynen öyle. Ha, öyle istikrar devam eder mi bilemeyiz. De. Ama o zaten gümbür gümbür geldiğinin işaretiydi. İkinci haftada birinci çıktı. Aynen. İki sezonluk bir iş. Bir de diziden seyirci çıktı. Koparmak kolay değildir. Bakın o zor işler. Ya. Dün mesela üç adamı bilmiyorum ne yaptı. Taraftar çalmak gibi bir şey. Çarşamba saat 8'e koyuyorsun dizinin şey karşısına. Yok, bak. Çok, bir de çok bak, uğraşmışlar şeyde, çocuklar yazık oluyor. Bak kardeşim şeyde mesela maç başka bir şeydir. Maç içeri girdi mi bir anda erkek izleyiciyi alır. Erkek izleyiciyi otomatikman alır. Oktay Kaynarca'nın dizisi de daha çok erkek ağırlıklı bir dizi olduğu için gayet normal önümüzdeki haftaya bakacağız. Ama ben tekrar ediyorum Cem Yılmaz son 3-5 yıldır inanılmaz derecede düşüşte. Bir Cem'den bir kısa bir filminden bir görelim. Ondan sonra Şahan'dan kısa bir görelim. Gişede Şahan önde onu biliyoruz her seferinde. ama şimdi başka bir reytingle gündeme geldiler. Reklam filmlerinde de oynuyorlar biliyorsunuz. Reklam filmleri de ölçülüyor. Hangisinin reklam filmi daha çok biliniyor, evet. Seviliyor ve izlenmiş daha çok diye. Onun sonuçlarını Şahan şimdi getirme ekrana da önce filmleri bir tatlı görelim. Onu da ekrana getiriyor. Orada da işte bir sonuç enteresan. Şahan mı? Evet. Bir gel. Mesela işte Gora'dan başka hala dönüp dolaşıp Cem Yılmaz'la alakalı. Hala Gora kaç sene? 10 sene falan oldu mu mesela? Oldu epey. Oldu. Hala işte 10 sene. 2005 var. Yerinde sayı var. Maalesef yani. Hala bunun ben, üstüne çıkamadım. Cem yani. Yılmaz Cem. Filmlerinde en çok Yahşi Batı. Yahşi Batı abi. Olaydır yani. Bu Cem Yılmaz'dan bir görüntü, Şahan'dan bir görüntü getireceksin galiba. Akışa göre devam edeceksin. Bu arada Ali Baba 1 milyon 800 bin küsur yapmış. O iftarlık gazozu söyledi çok, galiba. Çok düşük yani. Fakat iftarlık gazozundaki oyunculukla gişe doğru orantılı değildi. Öyle buradaki söyleyeyim. Sorun gişe. Ya oyunculuk evet. O bak arkadaşlar. Oyunculuk başka bir şeydir. Sanat adına bir şeyler ortaya icra etmek başka bir şeydir. Doğru. Gişe başka bir şeydir. Doğru. Her iyi iş sanatsal manada tırnak içerisinde yapılan her iş... Tırnak içerisinde buna resim dersin, resim çizersin veya kitap yazarsın, şarkı yaparsın. Sanatsal başkadır. Ama başarı maalesef Türkiye'de başarı tiraj ile ulaşılan insan ile maalesef alakalıdır. Maalesef öyle, doğru söylüyorsun. O yüzden biz şimdi Gora'ya niye iyi dedik? Tirajı da çok iyiydi. Ha, oyunculuğu ama şimdiki mesele hep ona bakarlar. Evet. Aa bak Şahan diyor yıktı geçti diyor. Gişede de geçti, orada da geçti, burada da geçti. Reklam veren de ona bakar bir can. Tabii ki öyle. Peki. Zaten bakacağız. Reklamların şimdi sonuçlarını da göreceğiz Şahan'ı onları. İzleyelim. Şahan'ın da filmi hazırsa Recep İvedik herhalde değil mi? Kuvvetle Muhtemel Recep İvedik filmlerinden biri.
Şahan'ın da Ali Şahan'ın filmini. Şahan'ın başka filmi var mı? Bir de Celal ile Ceren var. Var var var. Hazır mı Ali'cim? Evet. İki komedyen, iki komedyenin filminden kısa kısa sahneler ekrana geldi. Yalnız şu var mesela bak. Programa başlarken Şener Şen ve İlyas Salman'ı gösterdik değil mi? Evet, bunları Çiçek Abbas sahneleri. Rahmetli Kemal Sunal'ı da ekleyebiliriz. Bizim çocukluğumuz hep onlarla geçti. Onlarla büyüdük. Orada yapılan en böyle en maksimum küfür, bilmiyorum burada söyleyebilir miyiz? Eş ol eşek derdi mesela Kemal Sunal. Öperdi ve biz ona gülerdik. Adile Naşitler, Münir Özkollar, Metin Akpınar, Zeki Alasya. Bunların filminde böyle aleni küfür edildiğini ben hiç duymadım Ömür. Eski filmleri diyor. Eski filmleri ve inanılmaz da güldürüyordu. Hala bence Türk sinemasının en büyük nostalji filmleri içerisinde. Bugün bile izle, 100 sene sonra izle izleyebiliriz. Ama her ne hikmetse acaba toplum mu küfürbaz bir toplum oldu? Toplum mu küfürü seven bir toplum oldu ki küfürlü işleri daha çok seviyor? Bu Şaban Kolpaçino'sunda da öyle. Niçin bu seviye olarak çok aşağılarda? Gişe yükseldikçe seviye, toplumsal mesaj, topluma örnek olma noktasında hep böyle daha da bir enteresan bir avamlaşma var. Ben bunu çözemiyorum. Özellikle Şahan'ın filmlerinde aşırı küfür var. Hepsinde var. Hepsinde. Ben izliyorum Şahan'ın Recep İvedik'in serilerini. Son dönemde Gülşah. Hepsinde yani bunu, var ama Şahan'ınkinde aşırı bir bak bunu kategorize var. Etmek Şahan'a yanlışlık olabilir. Hepsinde var. Amerikalılar. Kolpaçino'da var. Bu işin, evet, bu işin bir numarası onlar değil mi? Evet. Amerikalılar kalite düştükçe reyting artar. Derler. Budur. Yani anlatabiliyor muyum? Bu öyle mi? Öyle derler diye baktığı zaman. Bazen işte, bazen doğru şeyler oluyor. Fakat Tirajen'de bak. Gişeye de yani bunu oraya da vur oraya da vur. Küfürle güldürmek çok daha kolay sanat yaparak güldürmekten. Amaç güldürmekse küfürü basıyorlar. Bu çok kötü. Ya of. Ya böyle bir Karadeniz Sümele falan filan var ya, orada bir sahneler var. Yani gerçekten utanıyorsun bazen. İşte tamam, burada ne çıkıyor? Ben bu başlığı niçin açtım biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz daha hani meseleyi toplumsallaştırma adına biz mesela bu hep tartışılır. Sanat mı toplum içindir? Toplum mu sanat içindir? Hepsi para için abi. Yani yoksa hepsi para için midir? Ben şimdi bunu, o hale geldi ben, mesela. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani eğer bu iş sadece hem tabii yani öbür taraftan da der ki. Bir şey diyeceğim. Şurada ne mesaj olabilir ki sence şu filmde mesela? Şeyde Recep İvedik'te olamaz değil mi abi? Hayır, tabii ben ki maksat burada adam diyor ki ben diyor güldüreyim diyor 1-2 saat hı-hı diyor. Tabii. Ve para kazanayım diyor. Çok da başarılı. Hı-hı. Adam çözmüş Şahan çok büyük başarı yakaladı ve ama işte, herkesin bence hala ekmeğini yiyor ve hala da şimdi devam ediyor. Yenisini evet, de çekiliyor. Beşli çekildi Antalya'da. Cem'in filmlerinde de öyle. Mesela ne mesaj bekliyorsun ki? Ha Cem mesaj verme kaygılı filmlerine gidip başka yönetmenlerle bak, çekiyor. Mesajdan işte ziyade Ömürcüğüm, mesajdan ziyade ben anlatamıyorum. Şimdi biz Şener Şen'e de sanatçı diyoruz. Şahan'a da sanatçı diyoruz. İlyas Salman'a da Kemal Sunal'a da sanatçı diyoruz. Cem Yılmaz'a da sanatçı diyoruz. Şimdi bunların hangisi sanatçı? İşte. Biri küfür etmeden milyonları güldürdü bunlar. Hala bugün de güldürüyor. Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'lar, Şener Şen, İlyas Salman 100 sene sonra da gülecek. Ama Cem Yılmaz'ın filmi Fast Food yedin at çöpe gitsin. Recep İvedik yedin at çöpe gitsin. Üçüncü defa gidip izlemezsin. Ama işte bu orada da bir adalet mekanizması olarak bizler ve basın adaleti iyi dağıtamıyor diyorum ben de. O zaman şimdi hangisi sanatçı abi? Gerçek sanatçı kim yani? Mesela bizim her şimdi şey çiçe geçmiş bir kavram kargaşı. Çok çok doğru söylüyorsun. Yani akıllarda, zihinlerde yani her şey bu kadar kolay olmamalı bazı şeyler. Ama işte ben ondan eski bahsediyorum. Bak ilginç bir not geldi Cihat'tan bu arada. Pardon ne özür dilerim, sen devam et de. Bizim program müdürümüz Cihat Zeynbak diyor ki o şimdi o da filmlerin içinde olduğu için yakından takip ediyor. Şahan'ın filmlerinde diyor argo var diyor. Küfür evet yok diyor. Mesela düşünün bakalım. Hı-hı. Şimdi Cihat'ın söylediği bu hatırlatma. Doğru söylüyor. Evet, dingil tabii gibi bilmem ne gibi hı-hı argo kelimeler var ama diyor hı-hı küfür yok diyor mesela. Bu önemli enteresan. Ama argoluğun en üst seviyesi var. En üst seviyesi aynen yani sen öyle. Sen sert buluyorsun tabii. Yani ben çok bak sert. Ömür şunu söyleyeyim bak bu açık ve net. Burada ben defalarca belki hakkınızı helal edin. Aynı şeyin üstüne basa basa bahsediyorum ama. Küçük çocuklar, insanoğlu dinlediği şarkıdan etkileniyor. İzlediği filmden etkileniyor. Biz küçüktük mesela Sütlüce'de otururduk borsanın orada. Karşı bayramlarda paramız yeterdi. Sinemaya giderdik. Eyüp'te o zaman bir sinema hı vardı. Giderdik sandalla binerdik geçerdik oraya. Cüneyt Arkın'ın bir filmi çıkardı abi. Şey mi açık hava sinemaları mı? Hayır kapalı. Ha. Küçük biz tek bir orada sinema vardı. Abi film biterdi Kara Murat vesaire. Film biterdi hepimiz Kara Murat olurduk. Öyle tabii. Bak kendi kendimize kavga ederdik, mahalleye giderdik, doğru, tahtadan kılıçlar ve bir şey söyleyeceğim. Bak bak 10 kişi söylüyorsun. Bak ben 10 kişi biliyor musun? Ne? Bizim çocukluğumuzda Karate Kid var.
Karate Kid. Sen ona mı denk düştün? Biz Bruce Lee'lerle falan büyüdük yani. Bir şey söyleyeceğim. Evet ben ona denk düştüm ama acayip böyle bir şeyde, abimle beraber Mircan karate yapıyordum ben. Matrix'ten ancak ona yetiştim. Ben ancak Trinity'ye yetiştim. Matrix'teki sarışın kıza. Evet. Ama bak burada ne oluyor? Biz mesela Gülşah biz 10 kişi gelirdik. Hepimizin elinde tahtadan kılıçlar. Tamam mı? Film başlayacak şimdi. 3 günde hazırlanmışız. Tahtaları yapmışız. Tabii canım tahtalar yapmışız kendimize pelerinlerden perdeden annemizin kullandığı perdeden şeyler giyerdik. Böyle kafamızdan geçirdik. O da güya bizim zırhımız vesaire. Ay, bir tane de şey yapardık. Benim abim de battaniyeleri bağlardı böyle. Abi hepimiz yaşadık bunu. Geliyoruz ve bak 3 gün hazırlanmışız. Ya. Bak şunu bitireyim. Sonuca gel. 3 gün sonuca geleceğim. 3 gün hazırlanırdık. Gelirdik abi. Castingde karakter dağılımında anlaşamazdık. Herkes ben Kara Murat olacağım. Ben Kara Murat sopayla birbirimizi döverdik. Sen de kine konuşuyorsun. İyi olan kazansın. Bak, Kara Murat benim. Bak Kara Murat benim diye ve yapamazdık. Şimdi etkileşim var abi. Şimdi o yüzden şimdi yeni gençler maalesef izledikleri filmler bunlar abi. Tamam etkileniyorlar diyorsun. Ama şeyi de unutmamak lazım. Alttan böyle Ahmet Kural. Yani Ahmet Kural evet. Müthiş yani. Onun da çok gişesi çok sağlam. Ahmet Kural'ı da es geçemeyeceğiz. Reklama mı gideceğiz? Sade'de gelelim mi? Sade'de gitmeden benim şunu söylemem lazım. Sade'de gitmeden. Evet, Sade'de gidelim o zaman. Tamam. Bakın artık televizyonlarda küfür ve bu tarz argolar inanılmaz filtreleniyor. Ve sinema filmleri televizyon satışlarından çok para kazanıyor. Bazı uyanık sinemacılar da artık küfür yerine biplenmeyecek argoları tercih ediyor. Yani içiniz rahat olsun. Öyle kimse annesine de dümdüz gidemeyecek yani. Gidemiyor çünkü televizyon satışı diye bir şey var. Onu kaybetmek istemiyor. Küfür bip gördüğün yerde kesiyorlar kaşenden. O zaman öyle. Şey sen ne diyorsun? Ne dedin demin? Bu çok doğru bir yaklaşım biliyor evet. Musun? Televizyonda kalite izlemiyorsun. Kalite düştükçe reyting artar der Amerikalılar. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Reytinginizi düşürmeyeyim der. Ya ben her şeye rağmen ben yine de insanlarımızın bu tarz filmleri sen duydun mu sen öyle bir duymak istemiyorum asaletin temsilcisi aradan bıraktı böyle kalite dedi düştükçe dedi neyse dur reklama gidelim ben öyle anladım reklam yok abi, öyle mi annemin reklamı bu zaten televizyonda anlatılacak bir şey değil VTR arasında anlat bence mevzuya geleceğiz mevzu ne onu konuşacağız onun üzerinden konuşalım istedim ama Sade'de gelelim dediğim buyurun Sade'de gidelim gelsin o Cem şey Şahan paylaştı Şahan reklam bak reklamda da ben seni geçiyorum Cem büyütelim abi bu bit kadar bunu göremiyoruz büyütelim bakın Şahan'ın oynadığı reklam filmi bunu Şahan kendi sayfasında paylaşıyor bu arada Bircan bak Şahan'ın oynadığı reklam filmi birinci sırada evet tamam mı ikinci sırada Cem'i görüyoruz bak en çok beğenilen reklam filmlerinde bir Şahan'ın reklam filmi biliyorsunuz evet. O meşhur banka filmi. İkincisi yine bir banka reklam filmi bak. Ama Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın. En çok hatırlanan reklam filminde yine Şahan birinci, Cem ikinci. Hep Şahan. İlk akla gelen de yine Şahan birinci, Cem ikinci. Ve bana sorarsan da kalite olarak Şahan'ın oynadığı reklam filmi yani espri komedi olarak da zayıftı. Hmm. Kalite olarak da. Ama böyle. Ama bak Recep İvedik'le Cem'in filmleri gibi. Yine tabii. Baktığın zaman kalite olarak Cem'in filmleri daha üstte görüyorsun. Bunu yani tabii. Ama kendine daha yakın buluyor. Cem'i daha snob buluyor. Daha elit buluyor. Ve bu yüzden de sıcak aynen. Gelmeyebilir insanlara. Öyle zaten. Canım. Öyle zaten. Ve bu da bu tarz rakamlara yansıyor yani maalesef. Şahan'ı daha böyle daha bizden buluyorlar ve öyle zaten. Bizden evet. Buluyorlar doğru. Aynen, evet, öyle. Aynen öyle. Evet reklam filmlerinde de özetle şunu söyleyeceğiz ki zaten derdimiz onu söylemekti bugün. Şahan reklam filmlerinde de Cem'i geçiyor. Tek bu cümle miydi? Niye buydu aslında buradan başka yerlere gitti. Nihat ne diyeceksin? Sen bu arada ben, istatistik ne diyeceksin? Ben söyleyeceğimi söyledim. Tamam, ben çünkü Cem'le alakalı artık böyle çok fazla elitleşme, halktan uzaklaştığını söyledim. Bence Cem Yılmaz artık bu saatten sonra şey yapmasın. Mesela kendi yazmasın. Oynasın daha iyi olur.